Cennetten bir köşe, cehennem oldu. Benim çok sevgili komşularım. Çok üzgünüm. Bu sesin sahibi Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansında 2013'ten 2022'ye kadar oturan Zekiye Barutçu Yiğitbaşı. Yiğitbaşı bir yıl önce binanın koridorlarında çatlaklar oluştuğunu iddia etti, ihmali anlattı, soruna çözüm bulunamayınca da rezidanstan taşındığını söyledi. Taşınmadan önce havuza giderken yürüdüğüm koridorun çatladığını gördüm. Her geçen gün o çatlak gittikçe büyüdü. Birkaç ay sonra artık parmağım girmeye başlayacaktı neredeyse. Zekiye Barutçu Yiğitbaşı yönetime konuyu aktardığını ama buna rağmen çözüm bulunmadığını anlattı. Yöneticiye dedim ki bakın korkuyorum. Bence dedim temel kayıyor dedim. Böyle alay eder gibi güldü. Yok ya Zekiye Hanım abartmayın filan dedi. Dedim yok var yani bunda bir şey var. Ben çok üstüne gittim. Günlerce söyledim, telefon ettim, aradım falan. Sonra tamam dedi, hallettim dedi. Nasıl hallettin? İşte mühendisler gelmiş, yapı denetim, şusu, busu. Teknik bazı şeyler söyledi. Anlamam da zaten. Yani inanmış gibi yaptım. Komşulara da söyledim, herkese söyledim. Sonra baktım herkes duyarsız. Ben dedim en iyisi dedim, daha da küçük bir ev alayım. Oradan taşındım. Evi kiraya verdim eşyalı olarak. Küçük bir eve taşınayım dedim. Bir sene oldu taşınalı ve bu durum başımıza geldi. Hatay'da Büyükşehir Belediyespor'un eski kulüp başkanı ve Hatay Spor Kongre üyesi olan Zekiye Barutçu Yiğitbaşı depremin ardından eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Yiğitbaşı sorumluların cezalandırılmasını istiyor. Büyük bir travma geçirdik. İnşallah atlatırız. Çocuklarım orada yardım ediyorlar. Köküm kökenim olan Karadeniz'e yerleşmeyi planlıyorum. Küçük bir kasabaya. Yeter bana o. Katiller mutlaka yargılanmalı. Sakın tutuksuz olarak salıvermesinler. Yani yeter artık.